Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Mart 2021 ayında çıkan sınav sorularımız, çeşitli bölgelerden gelen sınav sorularını derledim size için. Sınavlara giren arkadaşlar da mutlaka yardımcı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Üyeler için hazırlanan sorularda çözebilirsiniz. Hem yazılı hem de uygulama sınav sorularını çözüp başarı elde edebilirsiniz. Sorulara başlıyoruz. Sorulara başlamadan önce tüm videoların başlangıcında arkadaşlar sık sık sorulan sorulara cevap vererek başlıyorum. 3 adet soru soruluyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Soru sorulduktan sonra 60 saniye süremiz var arkadaşlar, acele etmeyelim. Her bir soru için 60 saniye süreniz var. Yazılı sınav hakkımız 4, uygulama sınav hakkımız da 4. Teorik sınavı geçenler aynı gün aynı okulda uygulama sınavına alınıyorlar arkadaşlar. Sorulardan başlıyorum. Birinci sorumuz, görüntüdeki araç tekerleklerinin sağa sola manevrasını sağlayan sistemin adını sormuş. Bakın, tekerleklerin sağa sola manevrasını ne sağlar arkadaşlar? Süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemi. Evet arkadaşlar, bakın, direksiyon sistemi sağlar. Eminim ki hepiniz biliyorsunuz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz da son dönemlerde sık sık gelen sorulardan birisi. Şekildeki otobüs kornaya basıyor. Yaptığı gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir. Evet, olumsuz etkilerden biri değildir soruyor. İşitme sistemine etkisi, strese sebep olur, konsantrasyon artar. Evet, olumsuz etkiyi sorduğuna göre arkadaşlar burada konsantrasyon artmaz değil mi? Evet, konsantrasyon azalır. Bu soruya da dikkat edelim. Son dönemlerde sık sık Şubat ayında da çıktı. Ceyhan seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz. Görüntüdeki vites kutusundan gelen hareketi diferansiyele ileten aktarma elemanının adı nedir diyor. A. Şaft. B. Kavrama. C. Aks. Evet, yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Bakın, bu bölgeyi bize sormuş. Şaft, kavrama, aks. Diferansiyele ileten aktarma organı. Tabii ki arkadaşlar Adana seçeneğindeki şafttır. Değil mi? Evet. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz trafik levhalarından gelmiş. Resimde görmüş olduğunuz hemzemin geçide yaklaştığınızda ne yaparsınız? A. Hızımı artırır geçerim. B. Hızımı azaltırım, uygun mesafede dururum. C. Durmadan geçerim. Bakın, resimdeki hemzemin geçit kontrolsüz hemzemin geçit. Kontrolsüz hemzemin geçide geldiğimizde, gelmeden önce, bir kere her şeyden önce tabii ki hızımızı azaltırız. Değil mi arkadaşlar? Evet, hızımızı azaltırız. Uygun mesafede mutlaka dururuz. Evet. Hangi seçeneğimizde var? Bursa seçeneğimizde var. Evet. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz arkadaşlar, yine son dönemlerin favori sorularından birisi. Farklı farklı soruluyor. Trafikte aniden önüne çıkan araca sinirlenip araçtan inip aracın içine bakınca sürücünün, çocuğunu ve eşini görünce aracından inen sürücünün göstermiş olduğu davranış hangisidir? Evet arkadaşlar. Kızgınlık. B. Öfke kontrolü. C. Empati. Evet arkadaşlar, burada aracından inen, bakın, inen bir kişi
sürücünün, diğer sürücünün önüne geçiyor ve aracın içine eğilip bakıyor. İçinde ailesinin olduğunu görünce göstermiş olduğu davranış nedir? Kızacağı yerde ne yapıyor arkadaşlar? Öfkesine kontrol ediyor, değil mi? Öfkesini ne sahip oluyor? Burada öfke kontrolüdür arkadaşlar. Göstermiş olduğu davranış öfke kontrolüdür. Bursa seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz arkadaşlar haritadan gelmiş. Haritada görmüş olduğunuz denizlerin rengi nedir? Tabi haritadan da zaman zaman sorular geliyor. A kahverengi, B sarı, C mavi. Kahverengi arkadaşlar dağları gösteriyor. Sarı yaylaları ve yüksek ovaları, mavi denizleri gösterir. Bize sorulan denizlerin rengi nedir diyor. Kırmızı da sınırları gösteriyor. Denizlerin rengi tabii ki arkadaşlar mavidir. Ceyhan seçeneği burada doğrudur. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz da yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Kamyon üzerinde bulunan yük önden ve arkadan kaç metre taşabilir? Her şeyden önce bakın kamyonla ilgili araçların yüklenmesiyle ilgili boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre den fazla aşacak şekilde yüklenmesi, kasanın sağ ve sol yanlarının taşıyacak şekilde yüklenmesi, çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında ve yük üzerinde yolcu taşınması nedir? Yasaktır. Önden 1 metre, arkadan 2 metre. Arkadaşlar yüklenmesi yasaktır. Önden 2 metre, arkadan 2 metre, önden 1 metre, arkadan 5 metre, önden 1 metre, arkadan 2 metre taşıyacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 8. sorumuza geçebiliriz. 8. sorumuz da yine yeni çıkan sorulardan birisi. Kavşağa yaklaşan araca yeşil ışık yanıyor. Kavşaktan geçerken ne yapılmalıdır? A. Yavaşlayıp durmalı. B. Hızını azaltmalı, kontrollü geçmeli. C. Hızını artırarak geçmeli. Evet. Kavşağa yaklaşan araca yeşil ışık yanıyorsa arkadaşlar her şeyden önce kavşaktan geçerken hızını azaltmalı. Evet. Her ne kadar yeşil ışık yansa da hızını azaltmalı, kontrollü geçmelidir. Hızını artırarak ve yavaşlayıp durmasına gerek yoktur. Burada Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. 9. sorumuz. Görseldeki gibi buzlanmanın olduğu bir yolda ne yapmanız doğrudur? A. Takip mesafesini artırmalıyım. B. Takip mesafesini azaltmalıyım. C. Takip mesafesine uymalıyım. D. Ani fren yaparak durmaya çalışmalıyım. Buzlanmanın olduğu bir yolda ne yapmalısınız diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Tabii ki buzlanmanın olduğu yollarda hızını azaltıp takip mesafemizi ne yapmalıyız? Artırmalıyız, değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 10. sorumuza geçebiliriz. 10. sorumuz bakın yine son dönemlerin sık sık gelen sorularından birisi. Resimde görmüş olduğunuz çok şeritli karayolunda hangi şeritler sürekli işgal edilmez? A. Orta şeritler. B. Sağ şeritler. C. Sol şeritler. Çok şeritli karayollarında sağ şeritler yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekiciler için ayrılmıştır. Sol
Sol şeritler ise geçiş üstünlüğüne sahip araçların gitmesi gereken şeritlerdir. Ambulans, itfaiye, organ nakli taşıyan araçlar, jandarma araçları, polis araçları, güvenlik araçları, kar ve buz mücadelesi veren araçlar arkadaşlar. Sol şeritler geç amaçlı kullanılır. Devamlı olarak işgal edilmez. Cevap burada Ceyhan seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza bakalım. 11. sorumuz pardon. 11. sorumuz. Görseldeki gösterge panelinde bulunan devir saati sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kilometre saat cinsinden aracın hızını. B. Aracın kat ettiği toplam kilometreyi. C. Devir dakika cinsinden motorun devrini. D. Yağ pompasının basıncını. Devir saati sürücüye, devir dakika cinsinden motorun devrini gösterir. Arkadaşlar burada Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Hemen 12. sorumuza bakabiliriz. Yeni bir soru yine arkadaşlar Mart'ta çıkan soruların içerisinde. Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Bakalım. 1. Işıklı trafik işaret cihazı. 2. Trafik işaret levhası. 3. Yer işaretleri. 4. Trafik polisi. Evet arkadaşlar burada numara verilmiş 1 2 3 4 1 4 2 3 4 1 2 3 şeklinde. Öncelikle sürücülerin aşağıdaki uymadaki öncelik sıralamasına bakalım. Bakın burada trafik polisi var. 3'te yer işaretleri var. 2'de trafik işaret levhası var. 1'de ışıklı trafik işaret cihazı var. Öncelikle birinci sırada trafik polisine uymamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 numara buraya 1 dersek. Daha sonra bakın daha sonra ışıklara uyarız. Bakın 1 numara. Daha sonra levhalara uyarız. 3 numara. 3. sırada 4 numarada da bakın yer çizgilerine uyarız. Evet. 4 bakın öncelikle birinci sırada arkadaşlar 4 değil mi? Trafik polisi. Sonra ışıklı trafik işaret cihazları yani 1 daha sonra trafik levhaları 3. sırada en sonda 2 numara bu. En sonda yer çizgilerine uyarız. 4 1 2 ve 3 şeklinde olur. Ceyhan seçeneğimiz burada doğrudur. 13. sorumuza bakabiliriz. Evet 13. sorumuzda yeni bir soru yine. Görüntüde görmüş olduğunuz araçla uluslararası yolcu taşımak için hangi serice belgesine sahip olmanız gerekir? Evet arkadaşlar serice 4 serece 3 ve serece 1 verilmiş. Tabii ki burada uluslararası yolcu taşımak sormuşlar bakın. Uluslararası yolcu taşımak için hangi serice belgesine sahip olmanız gerekiyor? Serice 4, 3, 1 verilmiş. Serice 4 yurt içi yolcu taşımacılığı değil arkadaşlar. Kargo ve eşya taşımacılığıdır. Serici 3 uluslararası kargo eşya taşımacılığı. Serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 14. sorumuza bakabiliriz. 14. sorumuz görselde uygulanan ilk yardım uygulaması nedir? Görsele bakalım. Evet. Rentek manevrası, hemlik manevrası, kollardan çekerek taşıma.
Rentek manevrası neydi arkadaşlar? Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğimizdi değil mi? Rentek manevrası. Evet. Hemlik manevrası ise nedir? Tam tıkanma. Bakın burada hasta yaralı da bir şey var. Ellerini kollarını bakın boynuna götürmüş. Bir beni kurtarın diyor. İmdat diyor. Bana yardım edin. Evet burada bir hemlik manevrasından söz konusu arkadaşlar. Tam tıkanma hemlik manevrasıdır. Diğer adıyla karına basılı uygulama. Evet. İlk yardım uygulaması burada hemlik manevrasıdır. Bursa seçeneği. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum. %100 serici 1-2-3-4-5-2021 yazılı uygulama sınav sorularını çözün ve başarınızı artırın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki yeni videolarımızda, yeni sorularımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.